düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 21 Aralık Pazartesi. Ben Gizem Öner. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Haberlerimize geçmeden önce manşetlerimizi atacağız. Koronavirüs mutasyona uğradı. Türkiye bu nedenle bazı ülkelere uçuşu askıya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası açtı. Şimdi detaylar için başlıyoruz. Aşı, ilaç çalışmaları derken koronavirüsten kurtulmak hayal olduğu gibi virüsün yeni bir türü tespit edildi. Tespit edilen bu türün %70 daha hızlı bulaştığı ortaya çıktı. Tüm dünya bir anda paniğe kapıldı. Birçok ülke İngiltere'ye seyahatleri yasakladı. Koronavirüs İngiltere'de yeniden mutasyona uğradı. %70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni tür dünya genelinde paniğe neden oldu. Birçok ülke İngiltere'ye seyahatleri yasakladı. Endişeye neden olan yeni tür ilk olarak Eylül ayında görüldü. Detaylı ilk araştırma ise 11 Aralık'ta tamamlandı. Bulaşma oranı Kasım ortasına kadar çok düşük seviyelerde kaldı. Ancak bu türle bağlantılı vakalardaki artış ülkede alınan tedbirlere rağmen engellenemedi. Yeni virüs Hollanda, Danimarka ve Avustralya'ya da sıçradı. Araştırmalar bu türün hızlı hareket ettiği ve baskın bir tür haline geldiğini ortaya koydu. En son rakamlar İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların %43'ünün bu türden kaynaklandığını gösterdi. Ancak tür belirli bir bölgede kalmadı, tüm ülkeye yayıldı. Mutasyon, virüsün hücrelerin içine girmesine yol açan başak proteininde görüldü. Yeni türün %70 daha hızlı yayıldığı tespit edildi ancak daha öldürücü olduğuna dair henüz bir veriye rastlanmadı. Keşfedilen aşıların yeni tür üzerindeki etkileri de merak konusu oldu. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pfizer aşısının insanları yeni türe karşı koruyamayacağına dair hiçbir kanıt bulunamadığı, bu konuda şu anda daha fazla laboratuvar çalışması yapıldığı belirtildi. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, mevcut COVID-19 aşılarının yeni mutasyona karşı etkili olacağına inandıklarını söyledi. Yeni tür endişeye neden olsa da COVID-19'un daha önce de mutasyona uğradığı biliniyor. Şimdiye kadar en az 7 COVID-19 ana grubu tespit edildi. Geçen yıl Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülen orijinal tür L grubu olarak bilinirken, daha sonra 2020'nin başında S ve ardından V ve G grupları gelişti. Yeni türün daha ölümcül olduğuna ve aşıları etkisiz kılacağına dair henüz bir veri bulunmasa da tüm dünya paniğe kapıldı. Bazı ülkeler ard arda önlem alarak İngiltere'ye sınırlarını kapatmaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya ve Hollanda İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı. İrlanda hükümeti de İngiltere'den yapılan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu. Kuveyt ve Suudi Arabistan'da seyahat yasağı alırken listenin daha da büyümesi bekleniyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği de harekete geçti. Mutasyon sonrası alınması öngörülen yeni tedbirleri görüşmek üzere acil toplanma kararı alındı. İngiltere'de virüs mutasyona uğradı. Bunun üzerine kapsamlı COVID-19 önlemleri alındı. Türkiye, İngiltere'den gelen uçuşlara geçici bir süre ara verildiğini açıkladı. İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı. Tüm dünya ülkeleri İngiltere'ye kapılarını kapattı. Türkiye'de İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşlar geçici olarak durduruldu. 125 kişi testlendi, bilgileri alındı mı diyorum. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüsün mutasyonu ile ilgili İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonuyla tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır, dedi. Ayrıca Bakan Koca halen yolda olan yolcular için de gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir, ifadelerini paylaştı.
Türk Hava Yolları'na ait Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcu İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular daha sonra havalimanı içerisindeki COVID-19 PCR testi alanına götürüldü. Numune alınan yolcular daha sonra evlerine gönderildi. 14 gün karantina altında tutulacak yolcular filyasyon ekipleri tarafından kontrol edilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu haftada devam etti. İçişleri Bakanlığı kurallara uymayan 38.874 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. 56 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından kurallara uymayan 38.874 kişiye cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada bu hafta üçüncü kez uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını vurgu yapıldı. Alınan tedbirlere uymayan kişilere ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır bilgisi verildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı için diktatör benzetmesi yapmıştı. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in diktatör benzetmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tazminat davalarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Muhalefet partileri için 5. kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Bütçe görüşmelerinin son gününde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nı İspanya diktatörü Francisco Franco'ya benzetti. Bu benzetme mecliste büyük tartışma yarattı. Eğer bir yerde sandık varsa, özgür seçim varsa diktatörlükten bahsedemezsiniz. Siz Menderes'e diktatör dediniz. Siz Özal'a diktatör dediniz. Siz Erdoğan'a demezseniz biz üzülürüz. İyi ki dediniz. Özgür Özel, AK Parti cephesinden kendisine gelen bu tepkilere çok daha tartışılacak bir açıklama yaptı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine 5. kol derse o lafı aldığı, kullandığı Franco'yla bir anılırsa ona da cevap verilirken diktatör bozuntusu denirse orada düzeltilecek tek kelime vardır. Geri alınması gerekir. Geri alıyorum. Bozuntu kısmını geri alıyorum. Diktatör sizin olsun. Söylemlerini devam ettiren Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede diktatör yakıştırması, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve ototiterlik propagandasının yansımasıdır denildi. 15 Temmuz öncesinde Fethullahçı terör örgütü öncülüğünde bu propagandanın yapıldığı hatırlatıldı. Bunun Özgür Özel ve CHP tarafından da sahiplenildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında diktatör, tek adam algısı oluşturmak için çaba sarf edildiği belirtildi. Dilekçede Özel'in ve mensubu olduğu siyasi partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haksız ve mesnetsiz, hakaretamiz isnatlarda bulunduğu, kamuoyunu da bu isnatlara inandırma hususunda yoğun gayret sarf ettiği kaydedildi. Bu propagandaya yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK, FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır ifadesi kullanıldı. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek.
Türkiye COVID-19 hasta tablosu açıklandı. 21 Aralık itibariyle 196.110 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 19.103, hasta sayısı 3.412 oldu. Bugün 254 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 34.419 kişi ise sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 22.635.637 oldu. Toplam vaka sayısı 2.043.704 olurken şimdiye kadar 18.351 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5.192 olarak kayıtlara geçti. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 1.835.705 oldu diyelim. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu hafta öğrencilere 50 bin tablet dağıtılacağını açıkladı. Öğrencilere bu hafta 50 bin tablet dağıtılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler uzaktan eğitim derslerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz tablet dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta 50.500 öğrencinin internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirtmişti. 50.000 öğrenci daha bu hafta yeni tabletlerine kavuşacak. Bakan Ziya Selçuk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamada, geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler denildi. Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı. İlk önce konuşması yavaşladı, sonra salona sağlık ekipleri çağrıldı. Perde arkasında sağlık kontrolleri yapılan Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yarışma sonucunda ulusal siber güvenlik organizasyonumuzda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Siber güvenlik alanında ülkemizin dışa bağımlılık azaltmak, bağımlılığını azaltmak, yerli siber güvenlik ürün kullanımı artırmak ve uluslararası rekabet edebilecek ürünler, markalar çıkarmak için tüm kurumlarımızda eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz. Konuşma esnasında rahatsızlanan Fuat Oktay'ın kelimeleri yavaşlamaya başladı. Siber güvenlik gibi konularda dijital çıtasını yükseltme hedefimizi dönemde, yine önümüzdeki dönemde de ilk sıralarda olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bunun üzerine koruması Oktay'ın yanına geldi ve salona sağlık ekibini çağırdı. Sağlıklarımız nasıl efendim? Ambulans arkadaşlar, doktorumuz gelsin. Sağlık ekibi gelsin arkadaşlar, sağlık ekibi gelsin. Doktor gelsin arkadaşlar. Yatır abi. Perdeyi kapat. İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay'ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Değerli arkadaşlar, biraz önceki törenimizde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay konuşmasının sonunda küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı küçük bir sağlık problemi yaşandı ama hamdolsun hiçbir sıkıntısı yok. İçeride gereken doktorlarımız da gereken değerlendirmeyi yaptı. Hiçbir sağlık problemi yok. Biraz sonra ödül törenine de kendisi teşrif edecek. Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, rahatsızlığının yorgunluğa ve uykusuzluğa bağlı olduğunu söyledi. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz bir kez daha. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sadece biraz doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum. HDP'li Leyla Güven'in milletvekilliği terör soruşturması kapsamında daha önce düşürülmüştü. Yargılandığı davadan da karar çıktı. HDP'li Güven 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Biz böylesi zor bir süreçten geçerken... Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak suçundan yargılanan HDP'li Leyla Güven 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Peki.
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve daha önceki terör yanlısı konuşmaları nedeniyle yargılanıyordu. Davaya Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Leyla Güven duruşmaya katılmadı. Avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılmasını istedi. Hain örgütün maşası Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti Güven'in silahlı terör örgütüne üye olmak ve iki kez terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Güven, yargılandığı başka bir davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından onanmıştı. Bunun üzerine Güven'in milletvekilliği düşmüştü. Daha çok yaşatmak için ne yapabilir? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığın ardından felç kaldı. Durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen koronavirüse yakalanmıştı. Durumunun giderek kötüleştiği bildirildi. Oh. Oh. 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetime el koymaya kalkan Fethullahçı alçaklara talimatların verildiği Pensilvanya'da yüzler düşük. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen koronavirüse yakalandı. Kronik hastalıkları nedeniyle virüsü güçlükle atlatan FETÖ'cü Gülen, kalp ritminde ciddi bozukluklar yaşamaya başladı. Koronavirüsü atlatan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sağ kol ve bacağına kısmi felç vurdu. Hain örgütün elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, sıkıntılarının su üstüne çıkmasına neden oldu. Bunların başında maddi problemler geliyor. FETÖ yönetiminin ilk kez örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödemeyeceği bildirildi. Ve dediği oluyor. Allah Celle Celaluhu arzu ve isteklerini. FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kayınvalidesi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl hapisle cezalandırıldı. Bu cezanın gerekçeli kararı da açıklandı. Gerekçeli karara göre Öksüz'ün kaçışındaki en büyük etkenlerden birisi kayınvalide. FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Yıldırım'ın Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği ve Öksüz'ün talimatıyla örgütün finans kaynaklarından olan Bankasya'ya para yatırdığı belirtildi. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda örgütün sözde TSK imamı, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım da yargılandı. Yıldırım'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu cezanın gerekçeli kararı da açıklandı. Sanığın Bankasya hesabına yüklü miktarda paralar yatırdığı tespit edildi. 17-25 Aralık süreci sonrası 21 hesap açtırdı. 2013 yılında hesabında 0 lira para varken 2014 yılında o hesaplara hem Türk lirası hem de dolar cinsinden yüksek meblağlar yatırdığı ortaya çıktı. Diğer yandan firari sanık Adil Öksüz'ü en son gören isimler arasında yine o vardı. Burada sanığın gelini Melike Yıldırım'ın soruşturma sırasındaki ifadesine yer verildi. Adil Öksüz Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a geldi. Onu eşim Ali Sami Yıldırım karşıladı. Eve geldikten bir süre sonra Akyazı'ya gitmemiz lazım dediler ve kayınvalidemin oradaki evine gittik. Kayınvalidem uyanıktı. Adil Öksüz başından geçenleri anlattı. Bir gece sonra Adil Öksüz kayınvalideme ben gidiyorum dedi. Kayınvalidem de güle güle dedi. Öksüz öylece evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Kararda neredeyse tüm aile fertlerinin Baylok programını kullandığı da belirtildi. Tüm bu deliller göz önüne alındığında sanığın örgüt ve mensuplarından bir haber olmadığı, aksine örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığının anlaşıldığı kaydedildi. Gönder.
Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Mavi beyazlı ekip rakibine 4-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları Süper Lig ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak kararı doğrultusunda yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş'ta gol perdesini 59. dakikada Vincent Aboubekir penaltıyla açtı. Kalan dakikalarda 3 gol daha bulan ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Puanını 22'ye çıkaran Beşiktaş 4. sıraya yükselirken 9 puanda kalan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 21. sıraya yerleşti. Bu sonuçla Dadaşların Süper Lig'deki galibiyet özlemi de 10 maça çıkmış oldu. Maç sonunda Mavi Beyazlı ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir devre arasını işaret ederek takımda değişiklikler yaşanacağını ifade etti. Özellikle buraya ait olmayan oyuncular, ait hissetmeyen oyuncularla alakalı bir an önce karar verip yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu seviye bunları kaldıracak seviye değil. Bazı oyuncular hala da bir lig altta kendilerini zannediyor. Bazıları kendilerini çok daha farklı bir konumda zannediyorlar. Ayrıca Çimşir herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek inanan oyuncularla yola devam etmek istediklerini dile getirdi. Niyeti burada olmayan, kendisini burada ait hissetmeyen, bedenen burada ama ruhen burada olmayan oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından beri iki tane galibiyetimiz var. Birinci hafta ve üçüncü hafta. Ondan sonrası yok. Artık herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. Yani kendini burada ait hissetmeyen, mutsuz olan varsa bir an önce yolumuzu ayırmamız gerekiyor. İnananlarla bu yola devam etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, ben raporumu vereceğim. Ondan sonrasına bakacağız. Erzurum'da yaşayan 14 yaşındaki Alper Korkmaz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününü evde geçiriyordu. Ancak polis ekipleri Alper'in doğum gününde mutsuz olmasına izin vermediler. Alper için tas dağılan ekipler ona unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Alper Korkmaz 14 yaşına giriyordu. Doğum günüydü ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamıyordu. Ailesi onun mutsuzluğuna dayanamadı, polis ekiplerinden yardım istedi. Erzurum'un Azizye ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin yardım isteği üzerine polis ekipleri harekete geçti. Önce pastaneden bir pasta alan ekipler Alper Korkmaz'ın evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Doğdun Alper, iyi ki doğdun Alper, iyi ki doğdun. Kardeşim sana sürpriz yaptı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Alper polislere teşekkür etti. Kaç yaşına girdin? 14. Maşallah. Tandır ekmeği Erzurum'da yaşayan Hatice Tarhan'ın geçim kaynağı oldu. Tarhan 5 yıldır Tortum Şelalesi'nde tandır ekmeği satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Erzurum'da 4 çocuk annesi Hatice Tarhan 5 yıldır Tortum Şelalesi'nde tandır ekmeği satarak hem çocuklarını okutuyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. 45 yaşındaki Hatice Tarhan 2015 yılında Tortum Şelalesi'nin bulunduğu civarda tandır ekmeği yapıp satmak için belediye ve kaymakamlığın kapısını çaldı. Tarhan yetkililerle görüşerek gerekli izinleri aldıktan sonra kiraladığı 40 metrekarelik dükkanda ekmek yapmaya başladı. Pişirdiği ekmeğin içerisine zaman zaman tereyağı ve peynir koyarak servis etmeye başlayan Tarhan kısa sürede siparişlere yetişemez hale geldi. Şelaleyi ziyarete gelenlerse taze tandır ekmeğinin kokusunu alır almaz soluğu Hatice Tarhan'ın dükkanında alıyor. Tortum Şelalesi'ni gezmeye gelenler benim buradan ekmeğimin kokusunu alıp gelip buradan ekmeğimi alıyorlar. Sıcak ekmeğine. Hiçbir yere koca mehtaş değilim. Kendi paramı kendim kazanırım. Bir gelip de yiyen yani bir daha gelmek ister. Ekmeğim çok güzel. Bütün herkesi davet ediyorum. Yazın Allah izin verir bu koronadan sağ salim çıkarsak seneye herkesi burada bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştü. Yeğen Erdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Erdoğan memleketi Rize'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştü. 73 yaşındaki Ahmet Erdoğan bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi görüyordu. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğluydu. Ahmet Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye katılım kısıtlı sayıdaydı. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da hazır bulundu. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi kılınan namazın ardından yine koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi. Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, bir kişi ise farklı hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yangından etkilenen ve sonrasında özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler'in yaşamını yitirmesinin ardından yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Yangınla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Başsavcı Vekili Koordinesi'nde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisiyle iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu bilirkişi heyeti olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanlarıyla hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen idari soruşturma da devam ediyor. Azerbaycan yenilgisinden sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hala tepkilerin odağında. Son olarak ilginç bir olay yaşandı. Yavaş yavaş halkın karşısına çıkmaya başlayan Paşinyan, ölen Ermeni askerlere taziye ziyareti için kiliseye gitti. Ancak kilisenin papazı Paşinyan'la tokalaşmayı bırakın, onu oradan kovdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ölen Ermeni askerlere taziye için gittiği kiliseden kovuldu. Dağlık Karabağ yenilgisinin Ermenistan'daki yankıları sürüyor. Hem muhalefet hem de Ermeni halkı imzalanan ateşkesin Ermenistan aleyhine olduğunu savunuyor. Bu yenilgiden sorumlu tuttukları Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Bunun için ülke çapında eylemler düzenleniyor. Tepkilerden korkup bir süre saklanan Paşinyan'sa yavaş yavaş halkın karşısına çıkmaya başladı. Son olarak ölen Ermeni askerlere taziye için Sisyan Aziz Grigor Kilisesi'ne gitti. Ancak beklemediği bir olayla karşılaştı. Kilisenin papazı Paşinyan'ın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Bununla da kalmadı, onu kiliseden kovdu. O anlarsa an be an kameralara yansıdı. Öte yandan Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaşan sadece Ermeni askerleri değildi. Ermenistan vatandaşlık sözü verdiği PKK'lıları $1000 karşılığında Suriye'den Karabağ'a taşımış, kaçan Ermeni askerlerinin yerine ön saflara yerleştirmişti. Ermeni askerleri gibi onlar da Azerbaycan'ın başarılı operasyonlarıyla öldürüldü. Ölen PKK'lılar Suriye'nin Halep kentine gömüldü. Cenaze töreninde Ermeni papazlar PKK'lılar için ayin düzenledi. Birçok tartışmaya neden olan ihracat treni geçtiğimiz günlerde Çin'e ulaşmıştı. İkincisi ise bugün Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıktı. Çin'e giden ikinci ihracat treni yola çıktı.
Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'den Çin'e gönderilen ilk ihracat treni 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanmıştı. 5 milyar dolarlık gelir potansiyeline sahip olan tren 2 kıta 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 15 günde Çin'e ulaştırdı. Sırf projeyi eleştirmek için konuşan muhalefet trenin Halkalı istasyonunda durduğunu, Çin'e gitmediğini iddia etmişti. Ancak tren ulaşınca sesleri kesilmişti. Şimdi ise ikinci ihracat treni Tekirdağ-Çerkezköy'den yola çıktı. Tren 42 vagon içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle İstanbul, İzmit, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars güzergahını izleyecek. Yurt dışına çıkışını ise Ahılkelek istasyonundan yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü bu hafta asgari ücret görüşmelerinde olacak. Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanacak. 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son görüşmeler yapılacak. Asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 7 milyon çalışanın yanı sıra tüm vatandaşlar 2021 asgari ücret tutarını merakla bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yaptı. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Komisyon işçi kesimini temsil eden Türk İş'in ev sahipliğinde yarın 3. toplantısını çevrimiçi olarak yapacak. Toplantıda Türk İş heyeti görüşlerini sunacak ve taleplerini dile getirecek. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri komisyonda bir işçinin geçim tutarını paylaşacak. Görüşmelerde ilk rakamlarında telaffuz edilmesi bekleniyor. Tamam abi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik faturalarına ilişkin yeni kararlar aldı. Buna göre artık 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketicilerle şehit aileleri ve gazilerin elektrikleri 3 ay süreyle kesilemeyecek. Elektrikte yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstü, engelli, şehit aileleri ve gazilerin elektrikleri 3 ay boyunca kesilmeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları ve merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliğini kamuoyuyla paylaştı. Yeniliklerden biri 65 yaş üstü, engelli, şehit aileleri ve gazilere yönelik oldu. Bu kişilerin elektrikleri borçlarından dolayı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu borçlar 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yeni dönemde tüm vatandaşlar artık telefon ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Elektrik kesintileri asgari düzeye indirilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapmayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek. Dağıtım şirketinin faaliyet esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerekecek. Şirket 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek. Dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerine bağlanabilme süresi de iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özenle incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Görüşmelerin sonunda tüketicilere anket yapılacak, sonuçlar olumsuz olursa söz konusu şirketlerin gelirinden kesintiye gidilecek. Bana teşkilatın numarasını verin deyince akıllara bir kişi geliyor. Tuzla'da denetimde polisle tartışan kurye. O kurye rahat durmadı, şimdi de bekçilere saldırdı. Üstelik bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız sözleriyle. Senden bak kimlik istiyoruz, vermediğiniz takdirde zor kullanacağız sizi. Sana. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz. Sen bana kimliği teşkilatın numarasını gönderin bana ya. El işlemin numarasını gönderin. Tuzla'da denetim sırasında polisle tartışmaya giren kurye tekrar gözaltına alındı. Gerekçe ise o kuryenin bu defa da bekçilere saldırmasıydı. Tamam bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Dur bir saniye. Gece sıralarında denetim yapan bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan bir şahsı durdurdu. Sima tanıdıktı.
Bu kişi Eylül ayında maskesiz sokakta olup polisle tartışmaya giren Cihan Aksu'ydu. Bekçiler Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi. Aksu önceki gibi tartışma çıkardı. Bu defa teşkilatı aramadı ama bekçilere bana polis bile ceza yazamadı. Siz beni daha tanımamışsınız. Adamın tepesine attırmayın. Sizi buraya gömerim. Sözleriyle efelendi. Bağırdı, çağırdı, üstüne bir de bekçilere yumruk atmaya kalktı. Cihan Aksu bekçiye el kaldırdığı an etkisiz hale getirilip sonra gözaltına alındı. Cihan Aksu Eylül ayındaki gündeme oturan hareketi nedeniyle 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Senden bak kimlik istiyoruz, vermediğiniz takdirde zor kullanacağız sizi. Sana. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz. İstanbul'da bir klip çekimi yapılıyordu. Yangın meydana geldi. İşler kontrolden çıktı. Şarkıcı Kerem Gülsoy başından yaralandı. Yürü. Patlatacağım. Artık kaç 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 kaç. Çıkar, klip çekiyordu. Faciadan dönüldü. Tepki ismiyle tanınan ünlü rapçi Kerem Gülsoy yeni şarkısına klip çekmek için kameraların karşısına geçti. Klibin bir parçası olan patlama sahnesinde ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı. Oldukça tedbirliydik set konusunda ki bu işlemi yapan ekip de profesyonel bir ekipti ama her zaman beklediğiniz gibi olmuyor. Yani çok büyük setlerde de bu yaşanabiliyor. Yürü. Patlatacağım. Artık kaç 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 kaç. Patlamada can kaybı yaşanmadı ancak Kerem Gülsoy başından yaralanarak hastanede tedaviye alındı. Bir patlama sahnemiz vardı. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ama tabii ki her şey her zaman planlandığı gibi olmuyor setlerde ve patlama beklediğimizden biraz daha öne doğru kendini attı. Orada yanıcı madde, yanıcı sıvı ve ateşler birleşince ciddi bir faciadan döndük. Biraz kalın giyinmiştim. Sırt bölgem bir şekilde montum korudu. Mont şu an kullanılmaz halde. Ama kafamın üst tarafında böyle minik yanıklar oluştu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hakkınız gelir. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivilleri sivri.